What the Scooby-Doo, calling after you, da-da-da-da. Hepinize merhaba, canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır sıcak bölgede kupa kasmıyordum ve en sevdiğim sıcak bölge haritalarından biri olan yan yana oyun modunun geldiğini görünce dedim bir kupa kasma taktiği videosu yaparım. Sanırım ilk defa videoya Mortis'le başlıyorum. Çünkü Mortis'i bu haritada inanılmaz kolay oynuyorum ve inanılmaz kolay şekilde kupa kasabiliyorum Mortis'le. Zaten sıcak bölge ve soygun modlarında nedense ben çok hızlı ve çok kolay kupa kasabiliyorum. Diğer modlarda pek de o kadar kolay oynayamıyorum. Öncelikle ikinci aksesuarı kullanıyorum ve oyuna başladığım gibi aksesuar basıp diğer tarafa doğru hızlı bir şekilde gidiyorum. Keşke Mr. P beni karşılamaya gelmeseydi. Çünkü benim burada tek amacım bir sağa bir sola giderek yani ölmeden bir şekilde bir sağa bir sol, bir sağa bir sol, oradan oraya geçerek şu sıcak bölgenin içindeki kayanın içinde, yani arkasında hayatta kalarak ya bir şekilde içeride puan kazanmaya çalışmak. Yani sıcak bölgenin içinde bir şekilde kalmaya çalışmak. Bu arada videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Çünkü genelde çok unutanlar oluyor, o yüzden baştan söyleyeyim dedim. Bu arada kanalıma da abone değilseniz ücretsiz şekilde kanalıma abone de olabilirsiniz. Ve burada Mortis kasmak için Mortis'in yıldız gücünün olmasına gerek yok. Ya da Mortis'in aksesuarının olmasına bile gerek yok. Bir şekilde sıcak bölgenin içine ve o kayanın arkasına, o taşın arkasına geçtikten sonra bir sağa bir sola, bir sağa bir sola giderek yine puan kazanıp bir şekilde oyunu kazanabiliyorsunuz. Ve hızlı şekilde kupa kasılabiliyor burada. Hani ben şu an saldırıyorum çünkü Mr. P duvarın arkasına da vurabiliyor ve alamazsam... Ya ben şu an herhalde %70'lerde falandır diye düşündüm ama %100 olmuş. O yüzden pek de anlatacağım şeyi anlatamadım. Olsun. İkinci olarak Tick'le oynamak istiyorum ama baştan söylemem gereken bir şey var sanırım. Ben sıcak bölge haritalarında normalde Tick oynamıyorum. Çünkü fazla tutarlı olduğunu düşünmüyorum. Şöyle öncelikle onların önlerini kapatıp girmelerini engelleyeceğim. Keşke sen de duvarın arkasında durmak yerine vurup en azından ulti doldurmaya başlasa dedim ama ya konuşmaktan maça odaklanamıyorum. Yukarı mı gitsem, aşağı mı gitsem, bug'a girdim. O Leon gerçekten çok tehlikeli. Bir şekilde yaklaşıp da sen diye alırsa çünkü çok zor olabilir. Bu arada benim yukarı çıkmam gerekiyordu. Normalde Tick'le yukarı çıktığım zaman o yine taşın arkasında dönüp duruyorum ve bir şekilde beni alamıyorlar. Aksesuarıma da bastım. Şu anda herhalde öldüm ben. Vurmuyorum. Evet. Canım bir şekilde doluyor ama alır mısın onu? Şu an fark ediyorum. Rakipten bayağı öndeyiz. Yani 90'a 30'larda bir şey. Yani 10 puanımız kalmış sadece. Sandy, Leon'un ben Sandy'yi bir şekilde alıp yani orayı yani bir şekilde alacağını biliyordum. Son anda aksesuarımı da bastım. Tick'in ultisi benim üzerime geliyor diye ama pek de işe yaramadı. Çünkü zaten maç bitmişti. Yalnız fark ediyor musunuz? Her oyunda mutlaka 1-2 tane Mortis oluyor. Üçüncü olarak sanırım 3. Bo girdim. Bo... Karşı tarafta da Mortis var. Tüh. Karşı tarafta Mortis olunca oynamak çok zor oluyor Bo'yla. O yüzden karşı tarafta Mortis olmasaydı... Hani iki kişinin şu an burada durması lazım. Ve Mortis'in de diğer tarafı alması lazım. Neyse en azından o Mortis sürekli üzerime atlıyor. Ben ultimi buraya atacağım. Çünkü Mortis buradan gelip de duvarın arkasına dönerse diye alamayız. Yani dönerse alamayız. Çünkü Mortis Bo'yu alabiliyor. Ben de genelde Mortis ile Bo gördüğüm zaman dalıyorum. Çünkü alabildiğini biliyorum. Herhalde 3 tane vurduktan sonra aksesuar basarsa... Birinci aksesuarı varsa alabiliyor. Birinci aksesuarı yoksa, ikinci aksesuarı varsa saldırmadan önce basarsa 4 tane vuruşta alıyor diye biliyorum. Hani oyunu hep hesaplayarak oynadığım için. Mortis canım az, üzerime gelir misin? Bak buraya mayın koymuşum senin için, üzerime gelir misin? Hani orada mayın olduğunu biliyor musun da gelmiyorsun? Neden böyle şeyler yapıyorsun? Çok mükemmel oldu. 3 tane mayınımı da yediler. Bizim Mortis aslında oraya saldırıp ikisini al, üçünü de alır aslında ama evet, Mortis üçlü kombo mükemmel. Her zaman görülebilecek bir şey değil. Çünkü genelde Mortis'in alabileceği 3 karakter olmuyor karşı tarafta. Mesela Bull oluyor. Bana genelde Bull geliyor. Mutlaka ne zaman üçlü kombo yapmak istesem karşıda bir tane Bull oluyor. Çıkma içeriden. 9 puanımız kaldı. Ölme. Ben öldüm herhalde. Çok güzel. 5 puan, 4 puan, 3 puan. Oyunun sonuna doğru gerçekten çok fazla heyecanlanıyorum. Sebebini ben de bilmiyorum. Çünkü sıcak bölge çok seviyorum. Beni çok heyecanlandırıyor.
Şimdi Gale'la girdim. Gale'la kesinlikle aksesuarınız varsa işe yarar, yoksa fazla işe yaramaz. Çünkü sıcak bölgenin içine diğer takımdan daha önce giriyorsunuz ve diğer takım kendi sıcak bölgesinin içine girene kadar siz biraz daha fazla puan kazanmış oluyorsunuz. Yani Ems, videodayım lütfen birazcık saygı duyun, ama böyle olmaz ki. Evet, ben her atladığımda sen beni böyle yiyeceksin değil mi oradan? Ulti de doldurdun. Ya şu an benim yardıma ihtiyacım var. Keşke bizim takım arkadaşım, yani takım arkadaşlarımdan biri gelse diye söylerken bir de bakıyorum ki rakibin ikinci karakteri de geliyor. Artık oraya uçamayacağım. Artık uçamayacağım. Ems olsaydı uçardım ama Primo zaten yakın mesafe karakteri olduğu için bir de onun üzerine uçarsam ulti doldurmasına yardım ederim. Bu sefer çok güçlü olabilir. Ya iki tane ulti attım ama rakiplerden birini bile alamadım. Ems'i de zaten 3 kişi araya alıp sıkıştırdı. Şu an öndeyiz ama ya bir şekilde benim bu Ems'i artık indirmem gerekiyor. Yoksa yani kazanamayabiliriz. Hala öndeyiz. Bu arada kötü oynadığımı düşünüyorsanız ben Gale'la oynayamıyorum. Sebebini bilmiyorum. Gale bir türlü, yani Gale'la oynamayı çözemiyorum. Ya buradan aslında artık sadece o çalıyı tutarak oyunu kazanabilirim sanıyorum. Çünkü Primo'nun geleceğini düşünmüyorum. Zaten çok yakın mesafe karakteri. Gelirse puan da alamazlar ve duvara ateş ediyor. O da kaybedeceğini anladı. Evet, kazandık. Maçlar çok aşırı hızlı bitmiyor ama çok kolay şekilde geçiyor. O yüzden bence güzel. Kaçıncı olduğunu hatırlamıyorum. 3 mü 4 mü 5 mi? Ama şimdiki karakterim de Rosa. Şu tarafa gidin. O Poco'nun birinci Decapo yıldız gücü varsa ve beni sürekli canlarsa kesinlikle ölmeyiz burada. Herhalde Decapo yıldız gücü yokmuş Poco'da. Normal Tiss solo yıldız gücü varmış. Tabi adam random giriyor. Random girenler için hani Decapo yıldız gücü daha güçlü. Pardon, Tiss solo yıldız gücü daha güçlü. Çünkü takımınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Hani canlayabileceğiniz bir karakter de gelebilir. Canlayamayacağınız bir karakter de gelebilir. O yüzden yani random girenler için diğerinin daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Kaç tane ulti attığımı hatırlamıyorum. Herhalde 2 tane attım. Yani son anda bana aksesuarını bastı Poco ama yetişemedi. Umarım tik yani ölmez. Umarım o tik orayı almayı başarır ve ölmez. Zaten bayağı öndeyiz. Hani artık o tik ölse ve o Ems orayı alsa bile kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Çünkü zaten oyun bitmek üzere. Ama keşke Poco'da diğer yıldız gücü olsaydı. Bence daha iyi olabilirdi. Poco Rosa... Yanlış hatırlamıyorsam yıldız gücünün adı anne sevgisiydi. Bende zaten sadece olan yıldız gücü o. Diğer yıldız gücü bende yok. Pem'in diğer yıldız gücü. Pem'i burada 25 rütbe yaptım. Hem de çok kolay yaptım. Şu anda zaten 25 rütbenin üzerindeyim. Yani 25 rütbeyi de yani bir önceki harita geldiğinde yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Hani neden sinirleniyorsun Jesse? Normalde benim aşağıda durmam lazımdı ve ben anne sevgisi yıldız gücü sayesinde ultimi diğer şeye duvarın arkasına attığım zaman Mortis ya da Mortis gibi karakterler gelip de duvarın arkasına oynadıkları zaman ya ultimin içinde durduklarında hasar yiyorlardı. Şu an o Jesse gerçekten nişan aldığını hissettiriyor. Çok iyi oynadığını düşünüyorum hocasını. Şurada biraz can doldurabilirsem derken Jesse gelip beni aldı. Eğer can doldurabilseydim zaten ultim dolmak üzere. Bir tane ateş eder ve ultimi de doldururdum. Ultimi atıp bir de aksesuar basardım. Bunu da söyleyince gerçekten çok uzun ve zormuş gibi geldi ama. Şöyle aksesuarımı da bastım. Taritimin içine girenler 800-800 hasar yiyorlar. Bu şekilde bilmiyorum, çok kolay kupa kasabiliyorum. Hani ultimin, hani yıldız gücümle çok etkisi var mı oyuna bilmiyorum ama. Yani bu şekilde kolay kupa kasıyorum. Ölmemem lazım. Bir ulti daha doldurabilirsem o Leon oradan bana oynayacak. Tam da tahmin ettiğim gibi. Bir ulti daha doldurabilirsem doldurdum. Zaten ölmek üzereyim ama umarım o Ems ölmeden alabilir orayı. Çünkü bazen bazı karakterler hani bir kere savundular mı bir puan bile kalsa oyunun sonuna kadar savunabiliyorlar. Konuşmaktan ağzım yoruldu ya. Bu arada Dev Saldırı adında bir sıcak bölge haritası var. Orada baştan yani söylemek istediğim bir şey bu da. Orada video çekmiştim ama geçen hafta saat geçtiği için o videoyu paylaşamamıştım. Yani hazırda öyle bir video var, onu da paylaşacağım. Ben Nita'nın
can dolduran ayısıyla can dolduran yıldız gücünü kullanıyorum ve birinci aksesuarını kullanıyorum. Ya ben bu şekilde Nita'yı da burada 25 rütbe yaptım yanlış hatırlamıyorsam. Hani siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Tabi bu şekilde en sevmediğim özelliği de bu sıcak bölge haritasının bu. Daha doğrusu şu anki haritanın en sevmediğim özelliği de hani bir şekilde böyle beklemeyi sevmiyorum ve beklemek zorunda kaldığımda hiç hoşuma gitmiyor. Mesela Oriko yine yukarı gidecek ve ben yine burada bekleyeceğim. Ama ben savaşmak istiyorum. Unutmadan söylemek istediğim bir şey daha var. Bu akşam saat 5, 6 ya da 7'de bir video daha paylaşmayı düşünüyorum. Eskiden hem 12'de hem 5'te video paylaşırdım ama yoruma paylaşmamı istediğiniz saati de yazabilirsiniz. O videoda bir levellik hesabıma tekrar girebildiğim için bir levellik hesabımla çekeceğim bir video olacak ve tiki o videoda bir level tiki 20 rütbe yapmayı düşünüyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve tabii videoya like atmayı da unutmayın. Uzun zamandır EMS oynamıyorum. Zaten şu anda 649 kupa mı öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ya uzun zamandır EMS'i soygun modunda oynuyorum. Çünkü soygun modunda aşırı işe yaradığını fark ettiğimden beri soygun modunda oynuyorum. Ya ben Mr. P'ye mi oynayayım, Bo'ya mı oynayayım, Jackie'ye mi oynayayım? Herkes yani araya sıkışmaktan kesinlikle hiç hoşlanmıyorum. Ya çünkü hani 3 tane mermi atma şansım var. Sağa mı atacağım, sola mı atacağım? Bak o da oradan bana oynuyor. Tik biraz yukarı çık ve şunu al diyecektim ki şey oldu zaten. Son anda onu aldı. Ya yine arada kaldım. Jackie'ye mi ateş edeceğim? Jackie'nin de o kadar fazla canı var ki sanırım 7000. Jackie'yi öldürmek çok zor. Bazı karakterlere karşı hiç oynayamıyorum. Mesela oynayamadığım karakterlerden biri Max. Hani ne olursa olsun karşıma Max geldiği zaman Max beni alıyor. Ya da Barley. Barley'e karşı da oynayamıyorum. Çünkü nasıl bir hamle yapmam gerektiğini tam da çok iyi bilmiyorum. Ya muhtemelen biz bu oyunu kaybedeceğiz. Benim kazanmaya dair hiçbir ümidim yok. Hop. Öyle üzerime gelirsem seni aksesuarla iterim. Böyle de alırım. Mr. P gerçekten bizi çok zorluyor. Çünkü Surge'ün vuruşları biraz geç doluyor. Hani ve şu an hem yukarı bakıp hem Jackie'ye bakıp bir an böyle bug'a girdim yine. Surge'un vuruşları biraz geç doluyor ve Mr. P'nin aksesuarı olsun, yıldız gücü diyorum, ultisi olsun Surge'u çok zorluyor. Beni de Bo'yla Jackie zorluyor. Jackie'yi alamıyorum. Bo da zaten mükemmel oynuyor yani diyecek bir şey yok. Neyse ki öndeyiz. Hani her an buradan birisi inebilir diye. Ya birinin, herkesin bir kişiyi karşılaması gerekiyor. Ben Bo'yu mu karşılayacağım? Mr. P'yi mi karşılayacağım? Surge şu anda yukarı gitmemen gerekiyor biliyorsun değil mi? Surge tek başıma alamam onları biliyorsun değil mi? Evet, mükemmel. Şu an kesinlikle aşırı şekilde tilt oldum. Çünkü sürekli bir yerlerden Mr. P'nin aksesuarı geliyor. Umarım o Surge ölmez diyecektim ki öldü. Hani şu an savunabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü kimi alacağım? Hani Jackie'ye oynasam. Jackie içeri girdi çünkü Jackie'ye oynadım. Ama alamazdım. Yine de bu maçı sanırım koyacağım. Zaten genellikle hep kazandığın maçı koyuyorsun diyorlar ama az önceki kaybın üzerine şu an bir win alırsam kesinlikle çok hoşuma gidebilir. Çünkü 2 puanla kaybettik ve çok can sıkıcı oldu. Ben Dekapo yıldız gücünü aldım. Ama keşke Dekapo yıldız gücü yerine Tissolo yıldız gücünü alsaydım. Şu an iki tane aksesuarım var. Ultim de var. Ultimi hemen kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü ultim ya hayat kurtarıcı olabiliyor ve takım arkadaşlarımı da anlık bir şekilde tamamen canlarını doldurabiliyorum. Şu an ulti basabilirim ama bastım ultimi. Aksesuarıma da bastım.
Evet, iki kişinin arasında kalınca oynamak gerçekten çok zor. Bundan sonra birisi yoruma yazıp bana hatırlatsın. Bir videoya, yani video çekmeden önce mutlaka yanıma birkaç şişe su alacağım. Çünkü ağzım dilim o kadar kuruyor ki konuştukça. Bu kadar fazla konuşmaya alışık değilim. Neyse. Bugün iki video atarak tekrardan iki video atmaya başlamayı düşünüyorum. Umarım bozmadan iyi, yani bozmadan bir şekilde ikişer video, günlük ikişer video atarak şey yapabilirim. Bir şekilde benim içeri girmem gerekiyor. Zaten 4 puan, sadece 2 puan öndeyiz. Hemen hemen eşit gibiyiz. Bu oyun gerçekten 2-3 oyundur çok kötü oynuyorum. Sebebini ben de bilmiyorum. Adamlar önde. Gel buraya gel, bir adım geri gel, bir adım geri gel, bir adım geri gel, canlayacağım seni. Kaybettik mi? Yok, 1 puanla kazandık. Son anda Sandy'nin ölüp Pam'in de geç girmesiyle kazandık. Sanırım son karakter ya da bundan sonra bir karakterle daha oynayabilirim, emin değilim. Çünkü gerçekten artık ağzım kurudu. Az önce su içtim ama ağzım hala çok kuru. İki kişinin burada kalması Mortis'e karşı gerçekten çok iyi oldu. Çünkü yani Mortis bir şekilde duvarı dönerse ölmüyor. Hani hiçbir şekilde ölmüyor. Şu an burada bekleyeceğim çünkü ulti doldurmak istiyorum. Eskiden 5 vuruşta Sandy ile ulti doldurabiliyorken şimdi 6 vuruşta ulti doldurabiliyorum. Bir kere daha vurabilirsem, keşke ben vursaydım. Şu an yani Max gerçekten Max. Burada çok iyi olan bir karakter değil. Ama ikisini de aldım. Şu an bir tık modum düzeldi. O Max'in oyunculuğuna karşı gel hop. Sen oradan geldikçe ben buradan ateş ederim ve bir ulti daha doldurabilirsem, aslında ölmeden bir ulti daha doldurabilirsem çok güzel olabilir. Son anda yavaşlatması olmasaydı beni alamazdı. Keşke yavaşlatması olmasaydı. Şu an öndeyiz ama her an ne olacağı belli olmaz. Şöyle ortaya bir ulti atıp ortadan gizlice gitmek istiyorum. Mortis'e dokunmayacağım çünkü Mortis insin aşağıya. Şu an 10 puan kaldı sanırım. Alabilir mi acaba? Yok, alamadı. Ulti attı ama. Evet, kazandık. Bir an ikisi birden bize doğru gelince bizi alabilirler diye düşündüm ama alamadılar. Son olarak Stu'yla oynamak istiyorum. Çünkü Stu burada çok işe yarıyor. Bu arada birçok karakteri işe yarayacak, birçok karakteri göstermiyorum. Çünkü hani işe yaramasına rağmen takımla girmediğin zaman çok güçsüz olabiliyor. Ve Stu'yla, hayatımda en çok Stu'yla otospam yapıyorum. Muhtemelen bu oyunda otospam basa basa oynayacağım. Yine arada kaldım. Her yerde, her zaman arada kalıyorum. Gerçekten her yerde arada kalıyorum. Bu arada yani şöyle bir şey düşünüyorum. Keşke oyuna artık yeni oyun modları gelse. Mesela 5'e 5. 5 kişi. Mesela Mega Soygun modu gelse, hesaplaşma modunda olsa bu. Her yani takımın bir tane kasası olsa, 5 takım olsa, her takımın bir tane kasası olsa ve bir takım 5 kişi olsa. Hani bir şekilde bir tane karakteri alıyorum ama bir şekilde yine arada kaldığım için bir şekilde ölüyorum. O kadar kilo almışım ki konuşunca karnım ağrıyor. O kadar artık evde durmaktan göbek yaptım, kilo aldım. Ya bir sürü şeyler. Şuraya bir aksesuar attım. Otik belki aksesuarımı oynar diye. Evet, mükemmel oldu. Otik'in iki tane vuruşu aksesuarımı atması mükemmel oldu. Belle içerideyken ben gidip onu alsam hop. Son anda geri kaçtım. Yoksa o mayına basıp ölecektim. Muhtemelen kazandık. Evet. Bu arada bazı karakterlerin aksesuarları konuşuyorken, yani keşke bütün karakterlerin aksesuarları konuşsa. Siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama Stu gerçekten çok uzun konuşuyor. Çok fazla konuşuyor. Neyse. Bu videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Umarım siz de bu şekilde oyun oynayarak hızlı ve kolay bir şekilde kupa kasabilirsiniz. Videolarımı kaçırmamak ve herkesten önce izlemek istiyorsanız eğer bildirim zilini tümü olarak açabilirsiniz ve kupa kasma serisinin devam etmesi için de videoya like atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.